Mecliste neler yaşanıyordu? Mecliste yine hararetli. Çok acayip derecede gündem yoğun. Neden yoğun efendim? Dokunulmazlık komisyonu toplandı. Hem de ne toplantı? Yani öyle bir toplantı gerçekleşti ki Tellioğulları'yla Seferoğulları'nı bize anımsattı. Hatta alt KJ'de ben not düşmüştüm. Onu görebiliyor musun? O film aklımıza geldi. Tellioğulları'yla Seferoğulları Tosun Paşa'da değil mi? Aklımıza o görüntüleri getirdi. Bir de biz biraz İşi mizaha dökelim istedik. Yani bazı film repliklerini o kavgaların arasına yerleştirdik sevgili izleyenlerimiz. Biraz da mizahi yönden bakalım istedik. Meclis komisyonunda Sayın Sivas AK Parti milletvekili Sayın Hilmi Bilgin de vardı. Vallahi Sivas köftesi bir hayli işe yaramış diyebiliriz. O da çok hararetliydi. Bazen ayırıyordu, bazen itekliyordu. Bütün vekiller dokunmanın yine keyfini çıkardı, onu söyleyelim. Dokunulmazlık komisyonunda yine kavga çıktı. Ve hemen şöyle bir notlarımıza bakalım sevgili izleyenlerimiz. Meclisteki dokunulmazlık görüşmelerinde yine kavga çıktı. Kavga nasıl başladı? Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmeler yapılırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geçtiğimiz hafta yaşanan kavga görüntülerini eleştirdi. Bozdağ bu görüntülerinin vekillere yakışmadığını söyledi ve danışmanların şiddet içerisinde yer aldığını söyledi. Bunun üzerine HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan iftira atıyorsunuz dedi. Komisyonda tekrar gerilim başladı. Bakın demek ki mecliste hala konuşmayı başaramıyor sayın vekillerimiz, sayın bakanlarımız, sayın milletvekillerimiz. Yani birbirlerinin söyledikleri sözlerden hemen bir kavgaya sebebiyet vermek istiyorlar. Hani dedik ki efendim yani meclisteki bizi yönetenler, bizim seçtiğimiz vekiller böyle kavga ederse halk ne yapsın? Halk ne yapabilir? Ufak bir şeyden dolayı yolda trafikte kardeşim önüne baksana deyip arabadan inip diğer şoförün üstüne koşan bir toplum haline geliyoruz giderek. Neden? İşte meclisteki bu görüntüler vatandaşları da geriyor. Vatandaşlar da bu görüntülerden oldukça rahatsız oluyor. Bazı vekillerin birbirlerine pet şişe fırlatması, vekiller arasında tekmeler, tokatlar, yumruklar, masadan inmeler, tutmayın beni, bırakın küçük enişteyi gibi görüntüler ortaya çıktı. Bir izleyelim bakalım neler yaşandı. Tekrar dövdürtmek mi istiyorsun? Bırakın! Bırakın tutmayın beni! Tutmayın küçük enişte! Salıverin gitsin! Surata çalıştık, oh. Kola çalıştık. Arkadaşlar, biz bugün bayağı bir dayak yedik. Ben doğru sözlü adamımdır. Direkt konuya giriyorum. Biz bu kumpasın hesabını sormaya geliyoruz. Şimdi, o ceketin altındaki adam kimdi? Ne ayaktı? Bizden ne istiyor? Siz kimsiniz lan? Kardeş yanlış aradın herhalde. Uzatma kardeşim, ver adresi, geliyoruz. Bağcılar çocuğuyuz biz. Ayar etmeyin lan adamı. Tamam gelin lan. Siz de mi koruyacağız? Sivas'ta büyük otelin arkasındayım ben, şantiyede. Gel. Tatar Ramazan.
Ben bu oyunu bozarım. Götürün prangaya vurun bunu. Ya anca faktimiz böyle kurguya yetebildi. Aslında daha da derin işlenebilirdi değil mi? Yani gerçekten işte Seferoğulları, Tellioğulları, Çalgı Çengi'den, Tatar Ramazan'dan aslında daha da çok film sahnelerinden görüntüleri meclis kavgasına aktarabilirdik. Evet, gerçekten işte kavga yaşandı. Pazartesi günü ertelenmişti. Pazartesi günü de işte haftanın ilk başıydı. Hepsi dinlenmiş. Bayağı bir dinlenmişler. Yani çünkü Perşembe günü kavgadan dolayı pazartesi günü meclisin dokunulmazlık için komisyonun bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı ve hafta sonu güzel dinlenmişler. Spor da yapmışlar. Bakıyorum masaların üstüne atlamalar, işte sandalyeleri almalar vesaire. Görüntüleri gördünüz sevgili izleyenlerimiz, ama bütün kavgaya, bütün tabii bu yaşananlara rağmen ne oldu? Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.